Farklı bir açılış yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Neyse. Oldu gibi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugünkü videomuz Zoom başlığı ne olacak biliyor musunuz? Yurt ihtiyaç listesi ve tam tecrübeli birisi. Yani benden yararlanacaksınız. Şimdiden beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Hadi bakalım. Buyurun. Şimdi arkadaşlar. Yanımıza direkt bunu getirdim biliyor musunuz? Birazdan açıklayacağım. 2 yıllık yani kendi tecrübeme dayanarak asla fazla kullanmadığımız. İşte ben bunu evde giymiyorum. Oraya götüreyim kesin giyerim. Dediğiniz hiçbir şeyi götürmeyin. Bakın iddia ediyorum ben giymediğim o kadar çok şey oldu ki. Bu yıl öyle olmayacak ama çok az şey götürüyorum. Lazımsa gidip alacağım. Bu kadar. Bu kadar. Yanımızda götürmemiz gereken şeyler değil. Kıyafetler. Gideceğimiz yerin işte konumuna yerine göre. Sılıksa İzmir gibi bir yerse yazlık. İşte Kars gibi benim okuduğum yer gibi bir yerse soğuk. Veya eviniz yakınsa bunu değiştirebilirsiniz mesela. Yazlığı getirirsiniz, kışta gidip alırsınız vesaire tarzında bir olay da yaşayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin elinizde ve kıyafetlere lütfen çok dikkat edin. İç giyim, yani siz biliyorsunuz ne demek istediğimi. İç giyimlerden fazla olsun. Parantez açtım çünkü bu çok önemli yurtta. İki, cilt bakım ürünleri. Şimdi evde cilt bakım ürünleriniz bittiyse, beni şu an izliyorsanız ve cilt bakım ürünleriniz yarıya boşalmışsa ve bitmişse lütfen onları getirmeyin. Gittiğiniz yerden alırsınız. Kendinize boşuna hani ağırlık yapmayın. Gerek yok. Onun yerine önemli olan şeyleri yük ederseniz daha iyi olur. Makyaj malzemeleri de keza bunun içine giriyor. Tarak, tırnak makası ve cımbız. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Gerçekten varsa koyun, yoksa oradan alırsınız. Makyaj malzemeleri veya cilt bakım ürünleri bitmek üzere ise şampuan, duş gibi birazdan onlardan bahsedeceğim. Yoksa yarım yani yarı olmuş asla almayın arkadaşlar. Gidersiniz oradan tamını alırsınız. Hem kendinize de ağırlık yapmazsınız. Kilit, zincir. Şimdi bendeki büyük olan arkadaşlar küçük olanı da var. Ben yurtta gitmeden önce dolabımızın yani normal kıyafet dolabımızın da kilitli olacağını düşünerekten 2 tane bundan götürdüm. Ama gittim baktım yok. Sadece iç tarafındaki kilit değişiyor yani. O kadar. Hani böyle bir şeye gerek yok. Sadece bunu baza için kullanabilirsiniz. Herkeste küçük var. Siz bir farklılık yapıp onun bir tık uzun olanın versiyonu böyle uzun yapıp şuraya bırakacağım. Ondan alabilirsiniz. Veya bu tarz bir şey alabilirsiniz. Bunu kimse de görmedi. Mesela ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Zincir de alabilirsiniz. Siz bilirsiniz yani. Bu şekilde dediğim gibi. Terlik 2 tane olacak arkadaşlar. Bir tanesi lavabo ve tuvalette. Ortak kullandığımız yani kendimizin. Bir tane de ortada. Ama bazıları 3 tane de yapıyordu. Namaz kılan arkadaşlarımız vardı mesela karşı odadan. 3 tane terlik yapıyorlardı. Sonra koridorda dışarıda ayrı. Lavabo tuvalette ayrı. Lavabo ve banyoda pardon ayrı. İçeride ayrı. 3 tane duruyor. Siz ama en az 2 tane yanınızda bulundunuz. 2 tane çok önemli. Gerçekten 2 tane çok iyi, yani iyi bir şey. Kupa. Yani kupa, saklama kabı, kase, kaşık, çatal. Bu tarz şeyler evinizde vardır muhakkak. Fazladan varsa alırsınız. Yoksa 1000 lira 100 lira geliyor benim yaptığım gibi. Gidip oradan bulabilirsiniz. Hala bile var. Bunları göz önüne alarak lütfen valizinizi vesaire hazırlayın. Bu arada valiz tabii ki bavul. Ben yanıma bir tane büyük, bir tane küçük, onun küçük, bir tane de onun küçük. Yani tam bir valiz şeklinde gittim. Yanıma da el çantası da fazladan götürdüm dediğim gibi. Ama bu sene öyle olmayı tecrübelendim. 2 tane valiz alsanız yeterli yanınızda dediğim gibi arkadaşlar. Kupa 2-3 tane olsun. Çünkü orada yıkama sorunu olabiliyor. Saklama kabı çok önemli. Bir ıvır zıvır gevreğinizi, meyvenizi onun içine koyarsınız. Yemediğiniz kalır falan kapatırsınız. Hani bunlar gerçekten çok çok önemli gerçekten. Çamaşır filesi arkadaşlar. Öyle gidip de hani çamaşır filesi adı altında böyle büyük büyük şeyler almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Böyle küçük bir bez olur, poşet olur, BİM poşeti olur, BİM çantası olur, A101 olur. Yeter ki bez olsun.
eşyalarınızı koyduğunuzda hani o yürüp edilmesin. Normal poşet gibi de olmasın arkadaşlar. İki tane olursa sizin için çok daha yararlı olacak arkadaşlar. Bu arada terledim. Hikaye. İki tane olursa dediğim gibi pile çamaşırınızda çok daha iyi olacak sizin için. Yüz havlusu iki tane. El havlusu iki tane ve bornoz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Asla unutmayın. Asla asla. Askı. Ya askı oradan da alabilirsiniz. Gittiğiniz yerden de alabilirsiniz. Ama emanet tam böyle 5-6 tane de götürseniz çok daha iyi olur sizin için. Hani gittiğinizde bir aslında bir şeyler. Çok önemli gerçekten. Askı böyle asıyorsunuz. Çok iyi bir organizer yani. Hem dolabınızda da yer açılıyor falan. Bayağı iyi. Dediğim gibi gideceğiniz yerden alın. Çok fazla almayın. Evde 3-4 tane, 5 tane alın yeterli. Temizlik bezi olsun. Islak mendil. Of, ıslak mendil çok önemli arkadaşlar. Gerçekten. Hemen siliyorsunuz ve bitiyor. Gerçekten. Yanınızda muhakkak 2 tane temizlik bezi olsun. Bunu almayın dediğim gibi. Ya da bunu alın evden. Çünkü gittiğiniz gibi çıkamazsınız. Markete, çarşıya bilmiyorsunuz oraları. Başka organizer. Aslında fuş diyorlar da ben hiç almadım biliyor musun? Organizer aldım makyaj malzemelerimi ve koyabilmek için. İşte deodorantımı, spreyimi vesaire. Onları kullanmak için almıştım Bim'den. Böyle şey ama sepet tarzında böyle naylon. Böyle normal bez değil. Niye konuşamadım ben? Fuç değil, bez değil. Normal sepet gibi. Böyle bir şey almıştım. Ama onu bu yıl götürmeyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani almayın gerçekten. Ben ne yapmışım bilmiyorum. İğne iplik seti çok önemli. Ben çok kullanmadım ya. İğne iplik seti diyorlardı. Bir iki kere kullanmışımdır. Bütün yıl boyunca başkalarına kullanmadım. Ütü. Arkadaşlar genel olarak videolara baktığımda veya arkadaşlardan gözlemlediğim kadarıyla ütüyü almayın. Gidince oraya ortaklaşa vesaire alırsınız diyor ama bence yarın öbür gün arkadaşlarınızla aranızın sorun olmayacağını bilemezsiniz ve bu süre içinde o ütüyü mü ondan isteyeceksiniz vesaire. Hani bunu düşünerekten kendinize evden ütü getirebilirsiniz. Saç kurutma makinesi, maşa, işte düzleştirici bunlar hepsi geçerli. Hani başkasının eşyasını kullanmak yerine tabii ki ortak bir şekilde alırsanız ve çok güzel anlaşırsınız. Ne mutlu, çok güzel ama her zaman her yerde aynı şeyler geçerli olmayabiliyor arkadaşlar. Size söylemek istedim ve aklınızda bulunsun istedim. Saç kurutma makinesi, düzleştirici falan. Yani bunlar da bu arada kullanıyorsunuz, götürmeyin arkadaşlar. Gerek yok çünkü gereksiz yani. İlaçlar çok önemli. Mesela regl şey yurttasınız. Ağrı kesici çok önemli. Antibiyotik çok önemli. Bazen ağrınız sancınız tutabiliyor. Hani gerçekten çok işe yarıyor. Zaten orada arkadaşınız size bakar da. Gerçekten o olaylar çok hoş. Yani size bakıyorlar, çay falan yapıyorlar. Güzel oluyor. Ama ilaçlar yanınızda olursa çok iyi olur dediğim gibi. Düzenleyici kutular. Yine organizerlerden bahsettim ama dediğim gibi gerçekten almanıza gerek yok. Zaten dolap küçük. Bir de yerine şey bir de organizer kullanırsanız, kurt kullanırsanız daha da tepiş tepiş olacak. Hani hep tepiş tepiş yapacaksınız. Onun için bence hiç gerek yok arkadaşlar. Kaykay yurduna giderken asla götürmediğim şeyler. Kalın pijama takımı ve nevresim. Çünkü yurt çok sıcak olduğu için arkadaşlar gerçekten bugün bilerek bir rahatsız ediliyorum. Onu fark ettim. Doğa tarafından, çevre tarafından, insan tarafından. Kalın pijama götürme ve nevresim götürme dedim arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşlar yurtlar çok sıcak oluyor. Aşırı sıcak. Herhalde tek ve güzel avantajı olabilir. Çok sıcak oluyor. Asla nevresim, kalın pijamalar falan götürmeyin. Nevresim de götürmeyin. Kalın pijama, nevresim. Her şey karıştı. Videoyu durdurup açmaktan çünkü çok ses geliyor arkadaşlar. Nevresim götürmeyin. Bazı arkadaşlarımızı görüyordum. Nevresim kullanıyorlardı kendi getirdikleri yerden. Ama bir şey olmuyordu. Bilmiyorum yani ne kadar doğru. Yani ceza yazılır mı? Hiçbir bilgim yok. Kendim de tercih etmedim açıkçası. Götürmedim de. Bunları götürmeyin arkadaşlar. Hem ceza yazılmasın sizlere hem de gerek yok. Şimdi ise arkadaşlar sizlere asla işte yanınızda götürmemeniz gereken ve gittiğiniz yerde almanız gereken şeyleri söylüyorum. Duş jeli, deterjan, sünger, toz yıkama deterjanı, normal bulaşık yıkama deterjanı, yumuşatıcı şampuan, peçete, duş jeli, diş fırçası, bu da çok önemli, diş macunu, saç kremi ve sabun. Bunları gittiğiniz yerden temin edersiniz. Çok çok iyi olacak. Biliyorsunuz Aysu ve Bim artık 81 ilde yer alıyor.
yer etmiş durumda ve oralardan temin edebilirsiniz. Hem öğrenci için biraz daha uygun oluyor arkadaşlar. Deterjan da 1 kilo alın arkadaşlar. 1 kiloluk olanlardan alın. Çok fazla almayın. Kalmasın çünkü gerek yok. Bir de çok önemli bir noktadan değineceğim. O da nemlendirici. Nemlendirici çok önemli arkadaşlar. Gittiğiniz şehir her ne olursa olsun. Sonuçta mesela ben sıcak yerden soğuk yere gidiyorum. Derimde işte ne bileyim bir şekilde soyunmalar meydana geliyor veya böyle garip garip şeyler oluyor. Anlam veremiyorum. Ve nemlendirici çok işe yarıyor. Hani nemlendirirseniz en azından biraz daha iyi olacaktır. Bir şey daha söyleyecektim onu unuttum. Ha, su içme sularına çok dikkat edin. Kendiniz dışarıdan alırsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü zehirlenen arkadaşları bile hatırlıyorum yani benim şeyimden. Bu şekilde arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım bir şeyi unutmamışım. Yani bir şey kalmamıştır. Valizi de alın dediğim gibi. İki tane büyük valiz yeterli. Bir de kol çantamız yeterli. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Güç bela videoyu tamamladım. Sese karşı asla pes etmedim. Neyse. Diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yani birlikte büyüyebiliriz. Çünkü güzel bir şekilde gidiyor kanalım ve yardımcı olsanız çok çok mutlu olurum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine asla izin vermeyin. Bu hayatı güzel yaşayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.